Herkese selamlar dostlar. 3 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 4 adet mücadelemiz var. İdeali yüksek oranlarıyla biraz maçlardan bahsedeceğiz. Pazartesi günü olması nedeniyle biraz ufak gitmenizi temenni ederim. Şimdiden herkese bol şanslar diyerekten de başlayalım isterseniz. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Öncelikle Cuma günü Bayern Münih maçının maç skorunu sormuştuk. Aliska isimli kanal sahibi kazandı. Instagram üzerinden yazarsa sevinirim. Galatasaray maçına kimse 0-0 yazmamış. O kadar çok gollü maç bekleniyordu ki yani. Kimse 0-0 yazmamış yani o kadar yorumdan onu belirteyim sizlere. Sizlere pazartesi günü içinde bir adet maç skoru yapalım. Bu maç hakkında da 2 kişiyi alalım katı Telegram grubuna. Neden 2 kişi alalım? Galatasaray maçında bilen çıkmadığı için burada Leicester mücadelesinde bilen 2 arkadaşımız alalım. Leicester ile Nottingham Forest mücadelesi ne olur sizlere sorduk. Öncelikle kendi skor beklentimi söyleyeyim isterseniz. 2 birlik bir Leicester galibiyeti çıkabilir diye düşünüyorum. Katılacaklara bol şanslar. Bunu geçtim. Ekim güzel başladı. Nasıl güzel başladı? Cuma günü Ekim'in ilk günüydü bildiğiniz üzere. Biz de kombinemizi yaptık. Paderborn mücadelesine KG var aldım idealden. Hatta yüksek oranlında ne önerdim sizlere? İlk yarıdan bile KG var çıkabilir diye önerdim. Yüksek oran grubunda da önerdim hatta onu. Ondan sonra Marsilya mücadelesine de ne dedim? 2-3 gol banında bitecek. Kazanırsa da Marsilya kazanır diyerekten de 3-0'lık bir Marsilya galibiyeti geldi orada da. Hatta ben sizlere yüksek oran grubunda ne verdiğimi de göstereyim isterseniz. Ekrana o gelsin arkadaşlar. Yüksek oran grubunda ne verdiğim ekrana gelsin. Bir saniye hemen ben de kendi önümden açabilirsem. Şöyle açtım. Aynen. Paderborn mücadelesinin ilk yarı KG var olarak verdim. 3-0-3 gibi orandan. Lisbon mücadelesine 1 ve 3.5 alt yaptım. 90'da gitti. Bayern Münih maçına 1 ve 3.5 üst yaptım. Kul City maçına 2-3 gol. Marsilya maçına da 2-3 gol. Toplam oran 40 oran falan burada. 44 oran falan var. Dedim ki yüksek orandaki arkadaşlara seçip alın diyerekten önerdim. Geçtim bunu da. Onun dışında baktığımız zaman da açıklama kısmında linki var. Herkese açık bir telegram grubumuz var. Bakın ben burada da oradaki arkadaşlara da atacağım ki kendilerini belli etsin. Bakın bu gruptakiler de. Bugün 3 tane canlı attım pazar sabahından. Cumartesi keza attım. Onun dışında Cuma günü de attım. Dün bir de maç önü attım. Arsenal mücadelesine KG var olarak bekliyordu bekliyordum. Hatta altına da not düştüm. Oradaki arkadaşlar bilir. Dedim ki ilk yerden erken bir golle neden KG var gelmesin? 3.73 gibi oranı var. Bir kulağınıza sıkıştırayım dedim. O da başarılı oldu. Bu şekilde bugün de attım aynı şekilde. Ya Bu tip şeylerin gelmek istiyorsanız da ya videolara güzel bir destek vermenizi beklerim sizlerden. Hatta ben sizlere dilerseniz canlı telegram grubunda cumartesi ne yaptık ondan bahsedeyim. Cumartesi şurada bir başlamışız. Leipzig'in ilk yarı bir buçuk üstü gelmiş zaten arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde. Canlı'da statistik Ankara gücü maçına bir tane editörümüz gitti. O da canlı stat'tan canlı yaptı. Onda da başarılı oldu. Asfel'in mücadelesi gelmiş. CSG maçına 1.70 gibi orandan bir, ilk yarı bir buçuk üst almışız. Başarılı. Dortmund'un bir golünü almışız. Başarılı. Sonra demişim ki ben demişim bunu. Leipzig'in 3.5 üstünü alalım diyerekten de 1.41 gibi orandan önermişim. Devrede bunu ilk yarı önermişim bunu. Başarılı oldu o da. Liverpool'un ilk yarıda atacağı bir gol olarak değerlendirdik bunu da. O da başarılı. Dortmund maçına deplasmanın 1.5 üstü. Maç geneli 2.5 üstü olarak da değerlendirdik. Her türlü o da başarılı oldu. Onun dışında şöyle baktığımız zaman da bu Leipzig'in şeyi geldi. Stattan canlı yapalım dedik. Bir de arkadaşımız yaptı dediğim gibi. Maçı ısılantı 2.5 üstü olarak da değerlendirdik. Vieli gibi oranı vardı. O da başarılı. Bayis kazandı diyerekten burada. Bir tane yatan Salzburg mücadelesi var burada. Burada Altman'ın ilk yarı 2.5 üstü var. Ver, verdik Allah verdik. Yani o kadar çok canlımız geldi ki. Arkadaşlar kupondan hatta cumartesi kombinesi yattı. Canlılardan inanılmaz kar edenler olmuş. Tebrik edelim diyerekten de. Geçelim isterseniz maçlarımıza. Sizlerden ricam pazartesi olmasından dolayı şöyle artı 300 seviyesine çıkarsak çok memnun olurum. Derbi sonrası yayında olacaktır. Videomuz şimdiden herkese bol şanslar. Kara gümrükle İstanbul spor mücadelesiyle başlayalım. Şimdi günlerden pazartesi biraz böyle ters tercihler yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Ters tercihlerden ziyade herkesin gideceği tercihlere yüklenmeyelim bence arkadaşlar. Bugün sizler de öyle yapın. Ben mesela bu mücadele güzel bir tercih yapacağım. Kara gümrükle İstanbul spor. Maçın ben size beklentisini söyleyeyim mi arkadaşlar? Bakın. Maçın doğrudan beklentisi 2-0'lık Karagümrük galibiyeti. Herhangi bir sakat Şukrov kırmızı kart cezalısı Karagümrük tarafında. Diğer dert basmanda da Etemin'in hala sakatlı var. Mehmet Yeşil, Estem Öztürk bu isimler yok. Şimdi her iki takımda Kara Gümrüğün dağınık bir defansı var. İstanbul Spor takım olarak çok iyi bir verim alamıyor hücum, hücum, hattında. Orta sahasında ara ara kopukluklar yaşıyor. Pozisyon verebiliyor. Dediğim gibi maçın beklentisi 2-0. Fakat Kara Gümrük ben burada ilk yerden özellikle biraz daha baskılı bir e, şekilde başlamasını bekliyorum. Kara Gümrük takımının burada. Borini, Jagd, özellikle Kouasi transferi Karagümrük'ün kanatlarını hızlandırdı. Bu oyuncu çizgilere çok fazla inen bir oyuncu olduğundan dolayı ben burada diyorum ki ilk yarı en çok korneri Karagümrük kullanır. Şöyle güzel de bir oranı var. Hatta şuradan gösterirsem kornerlerden. Karagümrük dediğim gibi ilk yarıda biraz daha baskılı olacağından dolayı Birinci en çok korneri Karagümrük kullanan oranı 1.39. Bakın maç sonu bile gitmem çünkü pazartesi gün sıkıntısı olabiliyor. Diyorum ki ben burada İlk yarı en çok korneri Karagümrük kullanır. Tek ideal tercihim olarak değerlendireceğim. Maçın beklentisi de 2-0'lı Karagümrük galibiyeti bu arada. Verona ile Udinese, Udinese mücadelesi. Udinese'ye çok yüksek oran açmışlar. Bu maçta bir ibnelik olabilir. Öncelikle onu belirteyim. Udinese çok güzel top oynuyor. Özellikle benim bir adam var orada Ugodi. Hep diyorum sol tarafta. Yani hem defansa geliyor özellikle hücum yönü çok yüksek olduğundan. Delefoyu aynı şekilde hücum hattına inanılmaz işler yapıyor. Bakın tek başına yoktan pozisyon yaratıyor. Duvar oluyor. Arkadaşlarına pozisyon yaratıyor. Yani De inanılmaz oynuyor Udinese'de. Şu an zaten en formda ismi Udinese'nin. Sanırım da en golcü ismi olması lazım. Verona takımı da burada baktığım zaman kendi evinde. Onlar da biraz bu sezon çok o bekleneni veremediler. Fakat kendi evlerinde Udinese'ye karşı biraz daha cesur oynayacaklar diye düşünüyorum. Ben Verona'nın da kendi evinde gol atmasını bekliyorum ki zaten Udinese'ye bu kadar yüksek oran açıyorlarsa ben kesinlikle gitmem. Ya vardır bu işte bir işlerim. Hatta maçı beklentisini söyleyeyim ben sizlere bir birlik bir beraberlik beklentisi var. Ben buradan idealden bir VAR'a gideceğim. VAR'ın oranı zaten 1.49 gibi oranı var. Bence ideal kuponlara girebilecek seviyede VAR tercihi burada. Onun dışında skor beklentim 1-1 olduğundan dolayı da yüksek oranıyla 2-3 gol tercihini de burada. Eğer VAR'a gitmek istemeyenler veya düşük misli yüksek oranlı kuponlar yapacaksanız da 2-3 gol tercihini de burada değerlendirme altına alabilirsiniz diyerekten düşünüyorum. Değerlendirecekler. Ya, bol şanslar. Leicester'la Nottingham Forest mücadelesi. Yani Brandon Rodgers'ı hala göndermediler. Yani bilmiyorum neyi bekliyorlar acaba. Ya takımda bir değişiklik olması lazım. Hatta bu sezon hiç transfer yapmadılar da takım şu an iyi. İleride yine Ward, Ward oynayacaktır. HAL oynayacak, Madison, Thielemans, Barnes gibi isimlerle birlikte. Leicester burada tam kadro olarak gözüküyor. Arkada da Andy de olacaktır muhtemelen. Nottingham Forest'da çok fazla transfer yaptı. Bu transferlerin oturması biraz zaman alacaktır haliyle. Zaten onun ceremesini çekiyor. Nottingham Forest normalde oynayan bir takım. Fakat ben burada Leicester tarafından artık bir hamle bekliyorum. Hocayı da göndermediler. Milli arayı da ben iyi geçirdiklerini, takımdaki bazı sorunları çözdüğünü. Özellikle son oynadıkları 6-3'lük bir Tottenham maçı vardı. 6-2 pardon. Siti maçı 6-3 bitti ya aklım orada kaldı. 6-2'lik bir Leicester mücadelesi vardı. O maçta özellikle Devrede yarınlar yokmuşçasına oynayan bir Leicester takım vardı. Çok baskılıydı. Gol de yiyebilir Nottingham Forest'ın. Fakat ben burada ev sahibinin atacağı 2 golü değerlendirmenizi öneririm arkadaşlar. Onun da oranı 1-53 gibi oranı var. Ev sahibi 1.5 Yani bir şeyler yapması lazım Leicester'ın artık. O maç bu maç olabilir mi? Bence olabilir diye düşünüyorum. İlk galibiyetine belki burada Nottingham Forest karşısında uzanabilir. Forest'ın da durumu iyi değil. Çok gollü bir mücadele de bekleyebiliriz. Ben zaten ev sahibinden bir de yüksek oran yapalım mücadeleye. Ev sahibinden 2 gol bekliyorum da maçın beklentisi 2-1'lik Villarreal galibiyeti. 2,5 üstünde bir yaparsanız da burada 2.24 gibi orana da burada idealden almış olursunuz, İdealde e, riskli almış olursunuz. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun derim. Ve son mücadelem Elche ile Royal Vallecano mücadelesi. Vallecano son mücadelede Atletico Bilbao ile oynadı. 3-2 bitti. Yani o maçın Bilbao zor kurtuldu bakın. 3 puan aldı Bilbao da zor aldı diyeyim ben sizlere. O Alecano inanılmaz bir performans sergiledi. Elche de oyun olarak oynayamıyor. Takım olarak gerçekten Kadiz gibi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Hatta Kadiz de zaten dibi paylaşıyor birlikteler de. Yani Elche'nin durumu vahim. Böyle oynarsa çok zor. Vallecano da iyi oynayan bir takım. Yani baktığımız zaman da kanatlı isimlerinden alıyorum. Palazon'da, Garda'dan gibi isimlerden de etki alabilen bir takım. Rayo Vallecano takımı burada. Elçiyi bence galip gelecek puana da ihtiyaçları var. Bence buradan doğrudan bir seçeneğini ben sizlere önerebilirim. 1.50 gibi oranı var. Hatta skor beklentim 2-0'lık bir Rayo Vallecano galibiyeti. 2-0'da doğrudan biterse de şurada bir 2.59'dan handikabı da aklınızın bir ucunda bulunsun derim. Rayo Vallecano'ya baktığımız zaman da Falcao mesela... Yedeklerde sonradan giriyor bir oyuncu. Onun dışında güzel oynayan bir takım. Baskılı oynayarak da burada kendilerinden zayıf bir rakip olduğu için karşı tarafta ilk yerden de galip gelmeleri bence ideal olabilir. Deplasman tarafında Elçe'de Gonzalo Verdi bu maçta olmayacak kart cezalısı. Onun dışında birkaç tane de şüpheli oyuncular var da çok da önemli değiller zaten. Hatta kart cezalı oyuncu da yani ilk 11'in Rating en düşük oyuncu olduğunu da söyleyelim. 5.31'lik bir oyuncu. O da karşında ekranda açık. Toplamda 4 maçın ideali bazı maçlarında yüksek oranından bahsettim. Pazartesi günü çok fazla yüksek gitmeyin bence. Zaten güzel bir şekilde hafta içinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçlarıyla devam edeceğiz. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.